ABD donanması, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi Ted Stevens'ın başarıyla suya indirildiğini duyurdu. USS Ted Stevens, Arleigh Burke sınıfının 76. gemisidir ve adını 2. Dünya Savaşı'nda pilot olan ve daha sonra Alaska'yı temsil eden ABD senatörü olarak görev yapan eski ABD senatörü Ted Stevens'tan almaktadır. Bu yılın Haziran ayında Jack H. Lucas dahil olmak üzere ABD donanmasına toplamda 35 adet Arleigh Burke sınıfı muhrip teslim edildi. Şu anda yapım aşamasında ise 4 adet gemi bulunmakta. Bunlara ek olarak şirket bu ayın başlarında 6 adet daha murip inşa etmek üzere yeni sözleşme imzalandı. Naval News tarafından yapılan habere göre ABD donanması için inşa edilen Arleigh Burke sınıfı muhripler toplu olarak önemli ölçüde geliştirilmiş yetenekler sağlayan bir dizi tasarım değişikliği içeriyor. DDG-125, ANSPY-6 versiyon 1, hava ve füze savunma radarı ve Aegis Baseline 10 savaş sisteminde içermekte. Arleigh Burke sınıfı muhripler oldukça yetenekli ve çok görevli gemilerdir ve barış zamanında mevcudiyet ve kriz yönetiminden deniz kontrolü ve güç projeksiyonuna kadar çeşitli operasyonları yürütebilirler. Bahse konu güdümlü füze destroyerleri ABD filosunun bel kemiğidir ve aynı anda birden fazla hava, deniz ve denizaltı tehdidine karşı savaşma yeteneğine sahiptir. Halihazırda hizmette olan Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin tahmini hizmet ömrü ise 35 yıl olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda geçmişten günümüze hizmet veren gemilerin 2026 yılında hizmet ömrünün sona ermesi bekleniyordu. Ancak gemiler için ek hizmet süresi talep edildi ve bu istekler doğrultusunda DDG-51 programı başlatıldı. Arleigh Burke sınıfının en son teknolojiye sahip uzun menzilli ateş gücü ve terminal savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlayacak kapsamlı bir orta ömür modernizasyon programı hali hazırda devam etmekte. Naval News'e göre sınıftaki en yeni gemilerin temel yeteneklerini arttırmak ve yeni inşa edilecek gemilerle modernize edilmiş hizmetteki gemiler arasında ortaklık sağlamak için yeni inşa edilecek gemilere modernizasyon değişiklikleri de getirilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşenerek hoşçakalın.